terör örgütünden birisini getirip Türk Tabipler Birliği'nin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Değerli arkadaşlar, bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir. Yapmaları gereken görevlerini yerine getirmiyor ama saygısızlık, hakaretse bu hakareti yapıyor. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl bunlardan şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Onun için Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır. İnsanları acımasızca katletmekten, ormanları yakmaya, çocukları kaçırmaktan, kadınlara tecavüze kadar her melanete bulaşmış terör örgütünü savunmak bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Azerbaycan'daki kardeşlerimiz, düşünebiliyor musunuz? Topraklarını işgalden kurtarmanın mücadelesini verirken ana muhalefetten ciddi bir ses çıktığını duydunuz mu? Şimdi tabii görüşme talebinde bulunduklarında da Azerbaycan olumsuz cevap veriyor. Niye? Çünkü olması gereken zamanda onların yanında olursanız, onlara düşman olanlara karşı eğer siz Ermenilerin yanında, ben Ermeni ile ilgili olarak da Ermeni vatandaşlarımı kastetmiyorum, Ermeni yönetimlerini kastediyorum. Ermeni yönetimlerinin yanında yer alırsanız kusura bakmayın, bu millet size hoş geldin demez. Şu anda benim ülkemde 100 bin civarında Ermenistan kökenli Ermeni var. Ve bizim ülkemizde şu anda her türlü imkanlardan istifade ediyorlar. Biz onlara karşı olumsuz bir tavır hiçbir zaman takınmadık. Ama onlar maalesef benim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal etmek suretiyle, onları topraklarından, Dağlık Karabağ'dan, evet, ötelediler. Ve onlar o toprakları terk etmek durumunda kaldılar. Şimdi verilen mücadele nedir? Biz topraklarımızı istiyoruz. İşgal altındaki topraklarımızı istiyoruz. Başka bir talep yok. İstenen bu. Minsk üçlüsü Amerika, Rusya, Fransa hala oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki topraklarını. Gitsin kendi topraklarına. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama işgal var burada. İşgal altındaki bu topraklardan eğer dünyada insan hakları varsa, demokrasi varsa ve siz de 30 yıldır bu Minsk üçlüsünün içinde bu sorunu çözmekle görevliyseniz, yapmanız gereken nedir? Oyalama değil. Bir an önce bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine terk etmektir, vermektir. Değerli kardeşlerim, bir müzakere Allah aşkına 30 yıl sürer mi ya? 30 yıldır oyalama. Acemlerin bir sözü var. Nişestendu, goftendu, berhaastend. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Hep 30 yıldır bunu yaptılar. Otururlar, konuşurlar, dağılırlar. Verin ya. Bu kadar uzun sürecek bir iş değil bu. Verin. Vermediler. İş nereye geldi şimdi? İşte bu hale geldi. Şimdi Ermenilerle Azeri kardeşlerimiz mücadeleyi sürdürüyor. Bizi arayanlar da bize ne diyor? Siz diyor Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız. Yine vereceğiz. Ama Minsk üçlüsünün içerisinde olanların verdiği desteği niye konuşmuyorsunuz? Rusya'dan bu kadar silahlar geliyor. Aynı şekilde Fransa'dan bu kadar silahlar geliyor. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Ve bunca besleme karşısında sessiz kalıyorsunuz. Ama gelip Azerbaycan'a diyorsunuz ki işte Suriye'den mücahitleri oraya gönderdiniz. Onların kendi topraklarında işi var. Oraya gitmezler. Kardeşlerim, bir asır önce yaşanan trajedide bu topraklarda alçakça şehit edilen vatandaşlarını görmezden gelip onları katledenleri yüceltmek bir meslek kuruluşunun görevi olamaz.
İşte Hocalı katliamı da biliyorsunuz bunlardan bir tanesidir. Milletin değerlerine savaş açmak, görev alanıyla ilgisi olmayan konularda bildiriler yayınlamak bir meslek kuruluşunun görevi olamaz. Hükümetin her yaptığına karşı çıkarak siyasetin en çirkef halini sergilemek bir meslek kuruluşunun görevi olamaz.